Merhaba akrabalarım. Akrabalarıma sesleniyorum. E, telefonla arar işte bir akrabamla sağ olsun attığım şeyin altına yorum yazdı. E, yazan kişi e, baba tarafımdaki en küçük kişi. E, dedemin torunları içerisindeki e, en küçük kişi. E, küçük olmasını vurgulamamın sebebi genç olmasından. Cesaretini e, vurgulamak açısından yoksa cahillik anlamında değil. E, dolayısıyla yani e, biraz daha böyle e, şey birisi yazsa daha memnun olurdum. Ama sorun değil yazması güzel. Sonuçta diğer kişiler de bunu, diğer akrabalar da bunu görecek. Onlar susuyorlarsa yine onaylıyorlar anlamına geliyor. Bunu da burada açık bir şekilde vurgulamış oluyorum dolayısıyla. O anlamda e, memnunum yazmasından. Şimdi orada e, söylediği şey esasen konu e, o e, satma mevzusu değil. Oradan başka bir şey gideceğim. Çünkü öyle yazmış. İşte sen erkek olsaydın ailene sahip çıkardın. E, gelirdin tarlanın başına bilmem ne yok arardın. E, telefonla arar söylerdin e, falan e, gibi girmiş. de i̇şte yok amca müsveddelere yardım etmiş de falan filana da girmiş. Bunlarla alakalı biraz bir şey e, söyleyeceğim bunu da aslında söylemeyi düşünüyordum. Hep elim gidiyordu, geliyordu, gidiyordu, geliyordu. Nasip bugüneymiş demek ki. Yani biz de her şeyi böyle isteye isteye yapmıyoruz. Bazı olaylar geçici geçici yapıyoruz. Yaşadığımız bu kadar şeye rağmen bunu da özellikle belirtiyorum. İleride bunları daha farklı konuşacağız. Şu an anlamadığınızın farkındayım. Ama bu bu kadar geçsin ki ileride konuştuğumuzda anlamlanacak esas. Şimdi ben kimim? Ben 93 yılında, 93 yılında cemaatin daha çok 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 küçük olduğu, Türkiye'de herhangi bir noktada hiçbir değerinin olmadığı bir zaman diliminde, üniversite sınavında 1100 küsürüncü olmuş, yüzde birlik dilime girmiş, e, e, baba tarafımın, anne tarafımın da üniversiteye kazanan ilk adamıyım. Hatta namazı böyle iste iste gönlünce kılmış da ilk kişiyimdir dini noktada da. Siz tabi dini bugün taksit ta ta tasdik etmiyorsunuz o tarafı ayrı mesele de görüşeceğiz tab, onlar da görüşeceğiz zamanla. Şimdi buyum ben. ondan sonra hamdolsun başkaları da çıktı. hamdolsun yani. eğitim seviyesi belli bir noktaya geldi. İyi, herkes eğitilecek mi? Şimdi bazı laflar bazı yerlere çekiliyor. Herkes ille oraya gitmesi lazım mı? Değil. Ama sonuçta üniversite bir eğitim seviyesidir. Yani üniversiteye giden insanlarla kalı şudur diye diyebilirsin. Üniversiteye gitmenin için de eğitimsizdir. İlle gidince mi eğitim alınır? Ben bu konuda şu an bir yorum yapmadım. Ham ee, hamdolsun. Ondan sonra e, sülalede bir namımız vardır. Bize güvenirler. İlk torun olduğumuz için zaten severler. Hareketimiz, davranışlarımız itibariyle bizi severler, bize güvenirler. Mirasayı, mirası ben böldüm. Miras her ailede kavga sebebidir. Bizde de ufak tefek şeyler oldu. Babam e, ailede saygın birisidir. İnsanların arkasında birleşebileceği birisidir. Şu an babamdan sonraki kalanla size mutluluklar diliyorum. Çok memnunsunuzdur tahmin ediyorum e, ee, ailemiz de bu yani bunun aksini söyleyen de buyursun konuşsun yani. Bugün itibariyle bir şeyler söylersiniz. Dün itibariyle bir şey söyleyemezsiniz. Söyleseydiniz zaten. Söyleyebileceksiniz. Ama bunlar böyle oldu bugüne kadar. 15 Temmuz'a kadar böyleydi. Öyle diyelim daha doğrusu. 15 Temmuz'dan sonraki bakış açınız da zaten siyasi bir bakış açısı. Yani onu da anlatacağım. Şimdi mirası ben böldüm, dini çerçevede böldüm. Kadına vermek istemediniz, hatta halam bile almak istemedi. Çünkü verilen tepkileri de tahmin ediyor muhtemelen. Verdim ama ondan sonra babama verilen, e, babamın arsasının içinde verildi. Ben babama bunu böyle yapmayın demiştim. Öyle yapıldı. Herkesin e, yeri belli olsun net olarak demiştim. ama bizimkinin içinde verilmiş. Ondan sonra halam bu arsayı işte son bir, bir, yıl, bir yıl içinde, belki altı ay önce... Almak istedi. Hala dedim yerin işte şurasıymış. Git çevir dedim. Yerin belli olsun dedim. Yani insanoğlu mala mülke tamah eder. Herkes insandır sonuç olarak dedim. Halam da yerini çevireceğini ifade etmişti. Yerini netleştirdik. Annemle de konuşup mevzuyu çözmüştük. Ee, bizden yana kimsenin hakkı bizde ee, hamdolsun kalmaz. Ee, bunu biz yapmıştık yani. Hatta benim de orada olmamı istediler. Ben özellikle de girmek istemedim oraya. Rica ettiler bayanı vermek istemediler. Dinde yeri var dedim. Ama bilmem ne diye birisi ısrar etti. İsimler de net vermiyorum ben her ihtimale karşı. Bunlar net aslında ama yine vermiyorum. Olayı bilenler biliyor zaten. O kişiler Kur'an'da var dediğim halde ama filan yerdekiler böyle bölmüş falan diyerekten üstelemeye çalıştılar. Bu Kur'an'da var amca deyip sesimi yükseltince susmuştu. O bölündükten sonra da yok o değildi sınır buydu. iki metre öbür tarafa kaydıranlar oldu. Şudur budur. Geçtim. Size mutluluklar şimdi yeni büyüğünüzle. Tabi büyü Takan da olur mu olmaz mı? Herkes yolunu çizebilir. Zaten kimsenin kimseye güveni kalmadı bu noktada da sorun yok zaten yani. Bu da bu, bu hayatınızda da size mutluluklar. Şimdi 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz'a kadar ben normal bir insandım. 15 Temmuzdan itibaren sizin bakış açınızda ben terörist oldum. Avrupa beni terörist saymıyor. Dünyanın birçok yeri beni terörist saymıyor benim özelimde konuşuyoruz. Kimseyi karıştırmıyorum başka. Şimdi ben 15 Temmuz gecesi Cuma günü ee, tatildeydim. Dışişleri Bakanlığından tatil aldığım belli bir şekilde, izinli bir şekilde. Kayınbaba tarafından babam tarafına tam Cuma günü geçiyordum. Polis de zaten Konya'daymışın, oradan benzin almışın, sen nereye gidiyordun? İşte darbenin olacağını biliyordun. La darbenin olacağını bilen adam Ankara'ya gelir. Mersin'e mi gider? Bunu böyle deyince zaten değiştirdiler lafı hemen. Mersin'deydim ben. Darbeyle ne alakam vardı? Ee, yani elime silah mı almışım? O gün gece sokağa mı çıkmışım? Ben ne yapmışım? Sonraki günlerde ben ne yapmışım? Sizin bunu düşünmeniz gerekiyordu. Devlet koltuğu için, çıkarı için her şeyi yapar. Dün yaptı. Bugün de yapar. Bunun önce ne alimlere çektirdiler? Bu konuda herkes tecrübe sahibi. Herkes bunları okumuştur. Filan alim şöyle oldu böyle oldu duymuşsunuzdur. Neler neler. Hazreti Ali ve e, soyunun bile neler çektiği belli. Hazreti Hasan ve Hüseyin belli. Ama e, tabi siz devletten şüphelenmezsiniz, şüphelenirsiniz Bu sizin tercihiniz. Sonuçlarına da siz katlanacaksınız öbür tarafta bu tarafta. Ben yaşa yaşı, bana yaşatılanların sonuçlarına katlanıyorum. Benim yaptığım bir hata var mı yok mu? Onu zaten görürüz ileride. Şimdi hukuken ben varsayalım ki kötülük yapmayı düşünsem bile, düşünsem bile elimi silahı, bıçağı, bir şeyi almadıktan sonra hukuken bana kimse bir şey diyemez. Dinen de bana bir şey diyemez. Ben XYZ cemaatinde bir terörist örgüte bile, örgütteki insanlarla bile görüşüyor olsam, bir yerde oturuyor olsam bana yine bir şey diyemezler. Teknik olarak da bu böyle. Şimdi e, ee, gelelim devletin yaptığına. Neymiş? O cemaat darbe yapmış. X cemaati darbe yapmış. Yapmış mı yapmamış mı? Delilleri ne? Siz bunları siyasi bakış açısıyla aklen bakarsınız bakmazsınız siz bilirsiniz. Ben kendimi konuşuyorum şu an. O odur, öyledir, böyledir. O kısmı geçtim. Ya benim suçum ne? Bankasıya para yatırmak. E bu bankayı o zaman açanlara da içeri atın 15 Temmuz, 14 Temmuz günü bu bankanın hiçbir suçu yoktu. Ya yani banka mı darbe yaptı? Bankanın darbe gideği fonksiyonu ne? Orada birisi diyelim ki bir yere para yatırdıysa la git onu al. Ya benim suçum ne oğlum? Benim suçum ne? Bankaya para yatırmış olmak niye suç oluyor? O zaman Ak Banka da siz para yatırmayın. Yarın onunla <laughs> alakalı bir şey olur. Yani açık söylüyorum. Bilmem ne bankasına da yatırmayın. Yani banka işinden rastgele söylüyorum. Y yatırmayın yani. Yarın bugün gün Mercedes'in sahipleri bir suç işler. Siz Mercedes araba aldınız diye hapse girersiniz. Bak söyleyeyim yani. Aynı kafa. Ha Baylok kurmuşum. Bunu ispat edemediler. Böyle bir ispat yok. Kurduğum iddia edildi sadece. Varsayalım kurmuş olayım. Bu internette Google Play'den indirilip kurulabilecek herhangi bir program. Google Play'de olmayıp kurulan da bir sürü program var. Ailenize programcılar var sorarsınız. Bir sürü program var kurulabilir. Senin bu programla ne yaptığın önemli esas. Yani adam mı öldürdün bu programla ya bir şey mi program? Ya şöyle bir darbe yapalım dedin, şurada buluşalım, gidelim mi dedin. Ve programı bu programı kullanan herkes mi bunu dedi? Şimdi WhatsApp kullanıyoruz, değil mi? WhatsApp'ı kullanan 3 kişi bir araya geldi, WhatsApp üzerinden yazışarak bir suç işledi. WhatsApp'ı kullanan sen suçlu olacaksın mı burada? O zaman WhatsApp'ta kullanma. Şimdi ben bana söylenen argümanları söylüyorum. Başka ne söylendi? İşte cemaate gidip, git, gidip gelmişsin. Bunun cevabını verdim. Ya senin bir akraban suç işlese sen de bunun akrabasının yanına gidip geldin diye hapse mi gireceğim? İşte ben hapse girdim. Sizin soy ismimiz aynı. O zaman sizi de hapse atsınlar. Kafa bu mu? Dinen de hukuken de bunların karşılığı yok. Tamam? Yok. Bir kere bunu bir anlayın yani. Ben suçsuz iken bunu yaşadım. Bunları yaşadım. Ha bu videonun altına benim suçum neymiş yazarsınız. Hukuken, dinen, suçum neymiş yazarsınız. Tamam bak ne de açıyorum. Açık ya net. dine Dinen bana e, hesabını Allah sorar. Hukuken devlet sorar. Kimse hukuk karşılığı onlar sorabilir. Dolayısıyla dinen işlediğim suçun hesabı benle Allah arasındadır. Birisinin kul hakkına girdiysem onunla ar aramdadır. Devletin bu konuda yapacak bir şeyi zaten yok. O kanunlarla her şeyi belirler. Kanunlara göre konuşur. Devletin bana iddiaları bu. Ben bunların cevabını verdim. Ben 9 ay hapiste yattıktan sonra devlet beni bıraktı. Darbeyle yargılanan bir insanı bırakırsan demek ki doğru düzgün suç bulamamışın demektir. Ama siyaseten de davayı devam ettirirsin. Zaten siyaseten başlamış bir dava. Siyaseten de devam eder. 9 ay sonra beni onlar bıraktı. Ben hapishaneden kaçmadım. Yani kaçabilecek bir durumda yok zaten yani. <laughs> Filmlerde kaçıyorlar nasıl kaçıyorlar bilmiyorum ama öyle bir durum da yok. Mümkün değil yani. Yaşadığım da bu. Tamam. Sizin mahkemeniz beni bıraktı. Sizin çok güvendiğiniz mahkemeleriniz beni bıraktı. Ha, hakkında davalar devam ediyor. Ona göre veriyorlar. Adam koltuğunu şey yapıyor. Korkuyor insanlar. Bu hiç olmamış bir şey değil değil mi? Yani bunu anlarsınız herhalde bu kadar. Şimdi... Ee, yani bana yönetilen suçlara cevap verdim. Unuttuğum bir şey var mı bilmiyorum. Yani değişik olan şeyler var saçma sapan onlara girmiyorum. Durum bu. Şimdi ben suçlu değilken siz beni en çok tanıması gereken kişiyken benim cuma akşamı darbeyle alakam olup olmadığını bilebilecekken çok saat benden annemden babandan arayıp sorabilecekken hani diyorsun ya arayıp sorabilirdin. Siz de arayıp sorabilecekken bunların hiçbirini yapmamış veyahut yaptıysanız ben hatırlamıyorum cevaplarınızı almışsınızdır zaten. Niye korumadınız siz beni, babamı, annemi, eşimi, ailemi niçin korumadınız? İlk önce bunların bir cevabını verin bakayım siz. Verebiliyorsanız verin. Videonun altına yazın, yeni video çekin, serbest. Benim benim elimde tek bu güç var. Ben arayacakmışım. Sen aradın mı da ben seni arayacağım. Arayınca ne geçecek elime? Ben sosyal medya gücünü kullanıyorum. Hoşuna gider, gitmez. Gidip gitmedi de ortada zaten. Şimdi ben cevap veriyorum buyurun. Ya siz de cevap verin yani mantıklı mantıksız ve cevap verin. Yarın bir gün bunu herkes okuyacak zaten. Herkes de görecek değerlendirecek mevzu bu. Ben her şeye cevap vermek zorunda değilim. Ben cevaplarını vermişim. Sen istediğin gibi şeyler yazabilirsin. Doğrulana yanlışlana zaman karar verecek. Silmeyelim dursun ben silmedim. Ben Facebook'ta, Twitter'da paylaştığım o ilk yazılar hala orada duruyor. Silmedim, silmeyeceğim de. En fazla şuna pişman olurum. Bu cümleyi öyle değil de şöyle kursan daha iyiydi. Burada nefsin karışmış. Burada hakaret etmişin diyeceğim noktalar olabilir en fazla. Bu konuda kimse beni suçlayamaz. Benim yaşadıklarımı yaşayın. Siz bu yumuşaklıkla yine gidin. Ondan sonra bana bir şey deyin. Ben Dışişleri Bakanlığında antivirüs uzmanı olarak çalışan, 6000 bilgisayarı tek başına yöneten bir insandım. Diplomatik pasaportu olan, herkesin girdiği pasaport sırasına değil de özel pasaport sırasına. Yurt dışında polisin direkt dokunamadığı insandım. O pasaportlarımı verdim, işten atıldığım gün. Verdim, çıktım. Ben o pasaportla kaçmayı da bilirdim. Evet, anlayan anlıyor. Şimdi ee... suçum neydi kısmını herhalde e, anlattık. Siz bunlara cevap vermeye çalışırsınız, denersiniz. Ondan sonra e, ben içeri girdim. Hadi orada aramadınız, sormadınız. Düğüne gelmediniz bazılarınız itibariyle. Bazılarınız itibariyle geldiniz. Artık onu da belki gurunuza yediremediniz. Düğün çünkü dibinizdeydi kız kardeşimin düğünü. Benim niye gelmediğimi e, beni arayarak da sormadınız. Bakın yine arayabilirdiniz. Ya gel bir şey olmaz. Biz seni biliyoruz diyebilirdiniz. Dediniz mi? Hayır. Paraya ihtiyacın var mı dediniz mi? Hayır. Yani benim muadillerimin neler yaşadığını görüyordunuz. Siz ben benim suçlu olduğumu düşündüğünüz için bunların hiçbirini yapmadınız. Bunları yaparak bir suçluya yardım etmiş olmak gibi bir kaygılarınız da vardı. Kendinizin suçsuz olduğunu ispat edemeyeceğinizi bile düşündünüz demek yani. Bu benim akrabam kardeşim o kadar görüşürüm siz ne diyorsunuz diyecek cesareti gösteremediniz. Demek ki kendi iktidarınızdan siz bile korkuyorsunuz. Eyvallah. Eyvallah. Ee, ondan sonra biz hapse girdik. Aradınız mı? Babama, babama moral vereniniz oldu mu? Buyurun yazın. Ben babamla konuştum. Var mı? Babam hasta oldu, kanser olduğu ortaya çıktı, kan kustu. 2017 Ağustos ayları. Ziyaret eden olmuş, Sağolsun yani demek ki e, en azından olmuş. Yine ailenin küçüklerinden. E, diğerleri yapmış mı? Diğer e, annem tarafından da sesleniyorum burada. Yani bu cümleden hepsini onlar da düşünsün. Yapmış mı? Babamla alakalı mahkemeden sizinle alakalı cemaat bağlantısı hiçbir şekilde bulunmadı diye geldi annem ve babamla alakalı. Dolayısıyla onunla alakalı, onlarla alakalı bundan sonra bir şey de yapamazsınız. Hamdolsun. Ha yaparsanız sizin mahkemeniz diğer mahkemenizi yalanlamış olur. Eyvallah sorun yok. Adalet elbette bir gün noktaya çıkar. Babamla alakalı böyle bir durum varken hadi korktunuz diyelim babamla alakalı böyle bir durum varken aradınız mı? Yok. Yanına ziyaretini olmuş bir iki kişi. O kadar. Ne zaman kan kustuktan sonra ancak. Niye babam peki o noktaya geldi? Sadece benden dolayı mı? Bana peki ben hapishanede de beni ziyaret etti. Ben konuşuyordum. Benle alakalı en ufak endişesi yoktu. Doğru yolda gittiğimin yüzde yüz arkasındaydı. Siz de konuşmuşsunuzdur herhalde. Altına yazın. Yok öyle değildi. Seninle alakalı küfür etti yazın. Yazın hadi buyurun. Evet. Abinizi siz düşündünüz mü? Bunun bir cevabını verin bana. Evet. Verebiliyorsanız verin. Bunları bir düşünün yani bir düşünün. Kendi dünyanızda kendinize göre haklısınız. Bir düşünün bakayım. Siz burada telefon ettiniz mi? Ettiniz mi siz telefon? Beyefendiler bana telefon et diyorsun. Ettin mi sen? Sinirlenmeyeceğim. Evet. Geçtim tamam bu konuyu da geçtim. Beni e, e, ve eşimin hapse girmesine dolayısıyla ailemin bütün hayatımın değişmesine dolayısıyla babamın e, vefat etmesine sebepler planında kaderin planı ayrı. Biz o noktada kadere testimiz zaten. Sebepler planında e, sebep olan iftiracı iki kişiymiş nideden ve babamın ifadesini söylüyorum. Doğrudur yanlıştır. Onu zaman zaten mahkemeden öğreneceğiz. Şu an gizli kararı olduğu için e, tam şey yapamıyoruz. Amca üç amca müsveddesinden ikisi ve ben bir zannediyordum. O biri de Mersem. ben çıktıktan sonra babamı ziyaret etme bahanesiyle beni de ziyaret etmiş oldular. O biri de oradaymış meğersem. Dolayısıyla burada biraz tarif etmiş oluyorum. Bu çok gizli bilgi değil yani. 3'te iki deyince yüzde %66 oluyor oran. Dolayısıyla yani en azından birini rahat tutturursunuz. İkinci de tahmin edersiniz. Bu bilgiler net değil. Bunu da ifade edeyim. Dolayısıyla kimse benim yüzümden bir şey çeksin istemem. Ama mahkeme en de sonunda mahkemeden ben bunu öğreneceğim. O zaman net olarak söylerim. Şu anki durumu bu şekilde söylüyorum. Ama Nide'den yapıldığı net mahkeme evranda gördüm. Dolayısıyla o 30 dönemde Nide'de kimler vardıysa onlar yapmış. 20 Ekim 2016 civarı yapılmış. 10 20 Ekim civarı yapılmış. Ya o civarda 15-20 Ekim civarı yapılmış. Ve bu düğüne denk geliyor. Artık düğünü de nasıl engellemeye çalışmışlarsa. Hani ihtimal düğüne niye gelmedin diyecek varsa. Ben tabii bu durumdan haberim yok, bu şikayetten haberim yok. Varsa ihtimal, hani niye gelmedin, gitmedin diyen var ya, o yorum yazan genç arkadaş. Bunlar da ona örnek olsun yani. Çarşamba savcılığı bizim yetkimiz yok. Bunu Ankara, yani çünkü bu kişinin nüfusu burası değil deyip gönderdiği için işlem olmamış. Yoksa kardeşimin düğününü berbat edecektiniz. Bunu da net olarak ifade edeyim eğer fark etmeyenleriniz varsa mahkeme evraklarında bunların tarihleriyle yazıyor. Yani ne zaman yazışmışlar falan bunların dökümünü ben aldım hapishanedeyken. Hamdolsun yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Bunu da net ifade edeyim. Çünkü ne yapıp ne yapmadığımın farkındayım. Benden önce niye iyi, nice iyi insanların bu, bu şekilde bir şeyler yaşadığının da farkındayım. Dolayısıyla hamdolsun bize bu düştüyse sorun yok. Ha Rabbim ileride bize ne açacak önümüze onu da göreceğiz. Şu an itibariyle yaşadıklarımız zaten cevap. Ben geldim fotoğrafını da resmini de o zaman atmıştım. Youtube'da hala duruyor. Müstakil evde oturuyorum. Türkiye'de oturduğum En son evde müstakildi. Yaklaşık olarak aynısı. Yaklaşık olarak aynısı. Takdiri ilahi işte. Arabam da var hamdolsun. Yani siz aldınız ama Allah verdi. Evet devam edelim. O iki kişi görüşeceğiz. Yaşarsak yaşamasak da başka yerlerde görüşeceğiz. Evet, ufak not aldım. Oraya bakıyorum. Hani e, böyle video çekmişken çok da video çekmek istemiyorum esasen. Başıma neler geldi? Bir kısmını konuştuk. Babamdı, annemdi, hapishaneydi, eşimdi, çocuklarımdı. E, çocuklarımın 2-3 yıl, yıl okulu, e, okul, yani Atana'dayken okuyamadılar. Türkiye'deyken okul değiştirmek zorunda kaldık çünkü e, kızım ben girdikten sonra özellikle e, okulda teneffüslere çıkmaz oldu bir travma yaşadı. oğlum ona göre biraz daha iyiydi. Ama o okulda e, durumu bizim durumumuzu öğrenseler de bunu gizledik. Mahalle biliyordu. Dolayısıyla okulun da öğrenme ihtimali vardı. Biz dolayısıyla Mart ayında ben içeri girdim. Haziran ayında e, evden çıktık. Eşim köye taşındı ve köyde de bu durumu gizlediler. Bir ara hatta öğrenmişler çocuklar. Onları çekmişler. Birkaç kişi e, fırçalamışlar. Böylece mevzu duyulmadı ve çocuklarım orada o şekilde yaşayabildi. Hamdolsun benim oğlum, büyük oğlum Isparta'da derece yaptı, okulunda derece yaptı buna rağmen. Atina'da 2-3 yılları yok oldu. Burada tekrardan şu an devam ediyorlar. Hamdolsun Almanca'yı öğrendiler. Ama benim olmadığım dönemle alakalı yalnız e, travmalar oluştuğunu ben yeni yeni fark ediyorum bazı çocuklarda. Bunları da özellikle zikrediyorum ki yaptıklarınızın bedelini bir tek ben çekmedim. Söylediklerimiz de e, var ama söylemediklerimizi de belki unuttuklarımız da var. Bunları net ifade ediyorum. Yarın bir pişmanlık olacaksa hani bunu dozunda yaşayın. Öbür tarafa kalmasın umarım diye düşünüyorum. Evet e, ayrı kaldık bir buçuk yıl civarı. Atina'da kaldı ben bu tarafta kaldım. Sonra bu tarafta biz oturum alınca eşimi getirebildim. Evimizi tuttuk, dilimizi öğreniyoruz. İşimizi gücümüzü elimize almak üzereyiz. Onu da aldık mı hamdolsun burada imkanlar geniş. Aldık mı zaten hamdolsun geriye fazla bir fark kalmıyor yani. Burada da hamdolsun bir sürü insanlar var. İşlerimizi burada çok daha güzel bir şekilde yapabiliyoruz. E, gönlümüzü verdiğimiz şeyleri çok güzel bir şekilde yapabiliyoruz. E, falan feşmekan. Şimdi e, Babamın cenazesine gelmeyenler. Şimdi düğüne gelmeyenler var demiştim. Bunlar biliniyor. Niye gelmedikleri belli. 5-10 kilometreden geleceklerdi. Babamın cenazesine gelmeyenler. Evet gelmeyenler. Babamın cenazesine. Herkes gelmeli miydi? İşte o mesajı yazan kişi bence gelmese sorun değil. Hani geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. Gelmiştir belki. Hatırlamıyorum. Yani o zamanlar konuştuk ama ee, annemle falan. Hatırlamıyorum. Gelmişse Allah razı olsun. Ama gelmemiş olsa bence sorun değil. Ama bu büyükler olanların gelmesi noktasında ben gelmeyenleri biliyorum. Annem tarafından biliyorum. Babam tarafından da biliyorum. Herkes her şeye müsait olup gelemeyebilir. Eyvallah. Ama böyle bir sebepten de gelemeyebilir. Herkes kendi şeyini biliyor. Sorup da öğrenebilir. Böyle bir sebepten gelmediyse sen diyorsun ki ara sor. Nereye arayıp soruyorum ben? Benim babamın cenazesine gelmeyen e, gelmeyenle e, hala ilişkisini devam ettiren, hiçbir tepki göstermeyen insanlara ben neyi soruyorum? Bak kaç tane şey saydım. Bunların her biri kendi başına birer ciddi problem. Annem işte köye gitti, yerleşti. Ben istemedim gitmesini. Kendisi tercih etti. Benden daha habersiz yaptı hatta. E sonra da biz de ne yapalım, e, olur dedik. Köye de yerleşti, bari çarşamba da kalk. Dolayısıyla diyaloğa geçtiniz ister istemez. Şimdi orada bazı iyilikler yaptınız. Ondan öncesinde Mersin'deyken falan bir iyilik yaptıysanız buyurun yazın. Gerçekten teşekkür ederim yani. Hiç sorun değil. Yapmışsanız buyurun yazın. Oradayken yaptığınız şeyleri yazıyorsanız kusura bakmayın. O kadarlık komşuluk ilişkisi olur yani herhalde sırtınızı dönseniz. Ben zaten ona da bir video çekerdim ki oldu bir şeyler. Yani ben burada o ayrıntılara da girmek istemiyorum. Ailenin en büyüğüyle alakalı da oldu. Diğerleriyle alakalı da oldu. Anneme davranışlarınızı biliyorum. Nasıl davrandığınızı biliyorum. Kocası vefat etmiş. Oğlu kaçmak zorunda olan birisine nasıl davrandığınızı, davrandığınızı biliyorum. Siz bunların cevabını verin. Ondan sonra benim ne yapıp ne yapmadığımı konuşuruz. Evet, orada bazı şeyler oldu. Bunlara iyilik diyebilirsiniz kendinizce ama yapmadıklarınız, tersledikleriniz, kırdıklarınız da var. O yaptıklarınızdan dolayı teşekkür ederim ama hani çok da teşekkür etmem. Kusura bakmayın. O kadarcık da yapın artık yani. Akrabayız ya hani, akrabayız. O kadarcık da yapın yani bir zahmet. Abinizin karısı İlk gelin. Birçoğunuz elinizde büyüdü hatta. Geçtim burayı da. Ee, evet. Yani genel olarak şey yapmışım. Kızım geldi. Genel olarak mevzulardan bahsetmişim. Benim şeylerim bu kadar. 25 dakika olmuş. Dinleyebilen dinler, dinleyemeyen dinlemez. Siz bilirsiniz. Ben argümanlarımı, şeylerimi ortaya koydum. Siz de aşağı doğru koyarsınız. Herkes de görür. Allah zaten görüyor. Allah zaten görüyor. Öbür tarafta zaten hesaplaşacağız. Bu dünyada bir şekilde artık idare ederiz. Ne yapalım yani? Ölümlü dünya. Dolayısıyla hani buraya da koyuyorum. Benim tek şeyim yarın bir gün şu bu, o bu, öyleydi, böyleydi, şuydu, buydu diye inkar etmeler olacak. Ben bunları koyuyorum ki o gün inkar etmeyip dost doğru bir şekilde dümdüz bir şekilde gerçekleri konuşabilelim. Dolayısıyla pişmanlık yaşayacaksak, özür dileyeceksek ben mi dileyeceğim, siz mi dileyeceksiniz? Bunları tam yapalım. Artık adam gibi kul cool olalım. Evet, bunun için bunları koyuyorum. İlerisi için delil olsun diye. Dolayısıyla alt, altına işte benim arayıp sormadığım bilmem ne, akrabalarıma, şeylerime, anneme babama bakmadığım kısımları altına yazabilirsiniz. Mal, mülk, miras mevzusunu Öbür videonun altında yazarsınız yine konuşacaksak cevap vereceksek onlarda da o şekilde ilerleriz Evet yine de Allah'a emanet olun İnşallah yaşananların telafisi olur ee, görüşmek üzere